Evet sevgili Kanal T izleyicileri, gazete kaldığı yerden devam ediyor. Programımızın ikinci bölümünde ise ekonomist Derviş Kemal Deniz'le bir Skype bağlantısı gerçekleştireceğiz. Kendisiyle ekonomiyi konuşacağız. Hükümetin son almış olduğu Bakanlar Kurulu kararı sonrasında piyasalarda ne gibi değişiklikler olacak? Bunları değerlendirme imkanımız bulacak. Evet efendim, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Mahmut Bey. Nasılsınız efendim? İyiyim, sağ olun. Sizler iyi mi? Çok teşekkür. Umut ederim sizler iyisiniz. Sağlıklısınız. Çok teşekkür ederiz efendim. Evet efendim, isterseniz hemen ekonomiyle başlayalım. Koronavirüs sonrası bütün dünya ekonomik anlamda bir problem yaşadı. Tabii bunun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne de etkiler oldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de salgın sonrası turizm ve eğitim alanında büyük sıkıntılar yaşadı. Çünkü KKTC'nin iki ana gelir kaynağı bu sektörler üzerine kurulu. Bir de bunları besleyen alt sektörler vardı. Bu alt sektörlerde de kapanması ülkede de bir ekonomik boşluğu beraberinde getirdi. Hükümet kanadının yapmış olduğu açıklamalarda aylık 600 milyon TL'ye yakın bir maliyenin elde ettiği gelir 200 milyon TL'nin altına düştü. Siz bunları nasıl değerlendiriyorsunuz bu tabloyu? Evet, tabii ki yaşadığımız günler çok olağanüstü günler. Herkesin büyük derdi bu sağlık, bu yaygın olan sağlık sorununun en erken zamanda çözülmesi. Ama tabii beraberinde yavaş yavaş insanlarda bu hissedilmeye başladı. Ekonomik kaygılar yavaş yavaş su üstüne çıkmaya başladı. Çünkü biliyorsunuz yani 15 Mart'tan sonra hemen hemen işletmelerin çok büyük bir kısmı, biraz önce siz de ifade ettiniz, bilhassa lokomotif sektörlerinde kapanmış olması dolayısıyla ve Evet. bundan beslenen birçok iş yerinde kapanmış olması dolayısıyla birçok insan artık yavaş yavaş bir ay, yani 15 Mart'tan bugüne, işte 16 Nisan'a geldik, bir ayın içerisinde geldiğimiz zaman bir kriz ortamını yavaş yavaş hissetmeye başladı. Çünkü çarklar durdu, gelir gelmemeye başladı. Tabii bu durumda insanların birçok gereksinimi var. İşletmelerin kendi personeline ödemesi var. İleride açacağı zaman tedarik edeceği var. Çalışanların da bir maaş alması gerekiyor. Onda bir kaygı gittikçe sonra artıyor. Şimdi öyle bir zamanda yakalandı ki olay, biliyorsunuz her şey Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümetinin başına kalmış gibi görünüyor. Çünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kendi dolayısıyla çarkların dönmesi belirli ekonomik eğitim sisteminin ve bunların getirdiği kişilerle beraber dönen bir ekonomik aktivitenin dönmesine bağlıydı. Evet. Bu tamamıyla durdu. Bunun ne zaman tekrar hareketleneceği, ne zaman insanların bir güven duyup da tekrar seyahate başlayacağı ve gelip tekrar buraya geleceği bir soru işaretiydi. Çünkü işte 2 ay sonra bu iş olur diyenler var, 1,5 sene sonra olur diyenler var. İşte bu ne zaman yaygının, ne zaman hastalığın yayılmasının, ne zaman duracağı ve insanların kendini daha çok emniyette hissettiği zaman ne zaman olacağı bilinmeyince bir bilinmeyenlik ortaya çıkıyor. Bilinmeyen de ekonomilerde çok tehlikeli bir olaydır. Çünkü ekonomilerde bilinmeyenle karşılaştığınız zaman plan ve program yapamazsınız. Yani ne zaman açacaksınız, ne zaman mal geçeceksiniz, buna bir talep olacak mı, tedarik edeceğiniz fabrikalar açılacak mı? Bütün bunlar ortada. Aynı şekilde hep böyle sektör sektör alırsak o şekilde görürüz. Mesela şimdi üniversite sektörünün 100 bin kişilik bir nüfus, bir öğrenci sayısı vardı yurt dışından Kıbrıs'a gelen. Bunların büyük bir kısmı geri ülkelerine döndü. Hala daha burada olanlar var ama burada kalıp kalmayacaklar da belli değil. Ailelerinden para alıp almayacakları belli değil. Çünkü onların da kendi memleketlerinde kendi krizleri var. Bu üniversitelerin durması dolayısıyla bu iş belki bir online'a geçer. Online üzerinden de bir para kazanmışlar ama farz edin olmadı ve kendi ülkelerine yönlendi bu insanlar ve tamamıyla kendi ülkeleri üzerinden ülkelerindeki üniversitelere gitmeye başladılar. O zaman bunlar burada olmadığı zaman işte yan sektörler, işte biliyorsunuz mesela birçok üniversitenin etrafında küçük küçük işletmeler ortaya çıktı. Onların işte kırtasiyedir, fotokopidir, yurttur, yeme içmedir, birçok ihtiyacını öğrencilerin onlar karşılıyor. Şimdi bütün bunlar durduğu zaman bu işletmeler de otomatikman hiçbir şey elde edemez durumdadır. Ne kendisi para kazanabilir, ne personele bir maaş ödeyebilir, bir de ne de mal tedariki yapabilir. Aynı Evet. şey
son biz kazinolar, yani oteller ve otomatikman kazinolar üzerine çok kendimizi büyük bir şekilde entegre ettik ekonomimizi. Bundan dolayı ansızın uçakların durması dolayısıyla hem tur operatörleri durdu, turlar gelmedi, hem gazinolara gelen müşteri gelmedi. Ondan dolayı bu gazinolardaki çalışan insanlar, gazinolara mal verenler, otellere mal verenler, bunların tüketimleri, taksiciler, maksiciler hepsi buradan, hepsi bunlar tamamıyla işsiz duruma geldi. Şimdi baktığınız zaman bunlardan da beslenen bir sektör olduğu zaman bunların kaynağı nereye gidiyor? Bu işler dönüyor, bir katma değer ortaya çıkarılıyor. Katma değerin üzerinden de bir vergi ödeniyor. Bu vergiler de alınıyor ve devlet bu vergileri alıp maaşları ödüyor. Bütün ihtiyaçları karşılıyor, yatırımları karşılıyor. Şimdi bütün bu nasıl diyeyim, dönen çark durmaya başladı. İşte üniversiteler durdu, gazeteler durdu, turizm durdu, işletmeler durdu, devlete gelir kaynağı durdu ve böyle bir çemberin içerisinde biz buradan çarkların açtığı zaman bu tekrar ne zaman dönmeye başlayacak? Biraz önce bahsettiğim gibi bir soru işareti var. Bunlar durduğu için de bütün sektörler şimdi hep bakıyor ve diyor ki biz ne zaman tekrar çarklara döneceğiz? Ne zaman biz vergi verecek duruma geleceğiz? Biz ne zaman personelimizi ödeyecek duruma geleceğiz? Onların sosyal haklarını ne zaman ortaya geleceğiz diye bir yığın şeyler ortaya çıkmaktadır. Ve dikkat ediyorsanız bu zamanlar içerisinde büyük bir yükleme de hükümet üzerinde oluşmaktadır. Onun da yapabileceği veya yapamayacağı konularla ilgili olarak da bazı sıkıntılar var. Tabii ki destek olmak birinci derece hükümete düşer ama bunun dışında da imkanlar ve kaynakları da bir yerde bakmak lazım. Onun için bu evet efendim. Duyuyorum sizi. Buyurun. Sesimi duyuyor musunuz? Tabii buyurun Kemal Bey. Ben çünkü mümkün olduğu kadar onu flight mode'a koymaya çalışmadım. Onunla böyle arada telefon kapanıyor kusura bakmayın. İçin, evet efendim buyurun. Arada bir kesinti olsa kusura bakmayın. Bu arada aslında ses geri. Şu an sesiniz geliyor efendim. Sizi duyuyoruz biz. Evet tamam. Şimdi bu aşamada bizim dikkat etmemiz bence bu aşamada artık bir tek yol kalıyor. Bir kaynak meselesine geliyor olay. Çünkü ekonomik çarklarının dönmesi hangi zamanda olacak? Ve ne zamana kadar bu işletmeler dayanabilir? Nasıl bir harekete geçecekler? Üzerinde bir plan yok. Şimdi bence hükümetler bunun üzerinde bir plan yapıyor ama elindeki imkanların kısıtlı olmasa sebebiyle olay kaynak konusuna geldiği zaman tıkanma oradan gelmişti. Türkiye Cumhuriyeti'nden bir beklenti var. Onlara yazılan, onlara var. Bankalardan bir beklenti, borçlanmayla yapılıyor. Bunlardan dolayı da işletmelerin kendi beklentileri kaynaklar var. Yani geliyor hükümetin artı işletmelerin beklediği kaynak durumu ortaya çıkıyor. Şimdi buna ulaşımla ilgili şöyle diyeyim size, buna ulaşım sağlanıp da bir kaynağın, yani iyi bir kaynağın, bizi ekonomisi ayağa kaldıracak bir kaynağın çıkması bu aşamada çok çok kritik ve çok önemli. Çünkü en başında konuşmamın açıkladığım ona onu öyle bir durumdayız ki ekonominin çarptığı bilinmeyenle karşılaşıyoruz. Dünyada en önemli krizler bilinmeyenlerle dolayısıyla doğar. Şimdi bilirseniz önünüze çıkabilecek krizleri ve sıkıntıları, ona göre önlem alması çok önemli ama şimdi karşımızda olan bilinmeyen bir durumdur. Ve çarp 2 ay sonra da başlayabilir. O zaman hiçbir sıkıntı olmaz ama siz 2 ay sonra başlayacağınıza bakarak siz, o zaman dönüp de bir yıl sonuna kadar bunun için devam etmesi halinde hiçbir zorluk. O zaman benim görüşüm, yani bu kendi şahsi görüşüm olarak oldu. Bana göre bütün planların ve bütün planların çarkların keskin dönmeye başlayacağını
1,5 yıl sonra yavaşlayacağını hesaplayarak hareket ediyor. Bu çok önemli. Çünkü 1,5 yıl bu ekonominin dayanmayacağını hepimiz biliyoruz. 3 ayda dayanabilir. Ne işletmeler dayanabilir, ne hükümet dayanabilir. O zaman bizim 1,5 yıllık ve 2 yıllık bir süreyi düşünmemiz gerekiyor. Biz bugün bankaların belirli bir kredi verme kapasiteleri var. Ama siz kredi vermeyle bu işi de tek başına çözeceksiniz. Devletin bir yere kadar destek verme, işletmelere ve personeli ödeme şeyi var. O da bir yere. Demek ki ikisinin de bir yerde bir kaynak ihtiyaç ortaya çıkıyor. Şimdi önümüzde bir tek kaynak yeri var, o Türkiye Cumhuriyeti. Başka kaynaklarla ilgili çok konuştuk. Yani gerek Avrupa Komisyonu'na, Müracaat Ödülü, Avrupa Birliği sistemi içinde işletme, hatta bankalara direkt sağlanabilip bilenmemesi konusunda düşünmemiz lazım. Ve bu konuda ciddi, uluslararası teamüller uygun bir şey. Benim için Türkiye konusuna da Avrupa Komisyonu açmışken meclisleri, Avrupa Birliği konusunda Avrupa Birliği Kıbrıs Rum tarafı, daha doğrusu Kıbrıs Cumhuriyeti olarak tanıtılır. İşte bizim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti olarak girişimde direkt bir yardım alma söz konusu değil. Bizim 2004 yılındaki protokoller çerçevesinde toplum olarak para alma durumu. Kıtayı toplum olarak düşündüğümüzde de işletmelerin para alma. Evet efendim. Yönetmen arkadaşımız Örsan Balıkçıoğlu'ndan rica ederim. Bir telefon bağlantısına geçebilirsek çok daha iyi olacak yayın. Çünkü Skype kaynaklı bir problem var. Bu noktada biz de bugün basına şu dakikaya kadar düşen haberlerle ilgili bilgileri paylaşalım isterseniz. Malum dün Kanal T'nin canlı yayınında Dilek Kırıcı ile Açık Oturum programının konuğu Sağlık Bakanı Ali Pilli'ydi. Bakan Pilli iskelede 2 pozitif vakanın tespit edildiğini akşam saatlerinde ifade etmişti. Gazi Mausa Devlet Hastanesi'nde artık PCR testlerinin, bu COVID-19 dediğimiz testlerin yapılabileceğini Bakan Pilli dün Sağlık Bakanı olarak katıldığı programda açıklamıştı Kanal T'de. Ve 2 iskelede COVID-19 vakasının tespit edildiğini ifade etmişti. Bunun üzerine İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu son gelişmeleri Kıbrıs Postası'na değerlendirmiş. İsterseniz onu bir paylaşalım. Sadıkoğlu açıklamasında İskele'de tespit edilen 2 vakaya temas ettiği tespit edilen 21 kişinin evlerinde karantina alındığını ifade etmiş. Başkan Sadıkoğlu 21 kişinin öğlen saatlerinde çıkması beklenen, yani bugün öğlen saatlerinde bu sonuçların çıkması bekleniyor. PCR testleri sonuçlarının uygulanacak stratejide büyük önem taşıdığına vurgu yapmış. Dün yine ona keza Kanal T'nin canlı yayında yine Sayın Bakan'ın bir açıklaması vardı. Domotel'de de bir vakanın tespit edildiğini ifade etmişti. Toplam vaka sayısı dün itibariyle akşam saatlerinde 5'e yükselmişti. İsterseniz yönetmen arkadaşımız Örsan Balıkçıoğlu'ndan rica edelim. Dün Sayın Bakan'ın yapmış olduğu, Kanal T'de katılmış olduğu programın haberini bizler Kanal T Haber Merkezi olarak gerçekleştirmiştik. Bir onu verelim, bir tekrardan hatırlayalım diyeceğim ama Derviş Kemal Deniz Bey şu an tekrar attığımızda. Efendim yayınımız koptu, tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk Mahmut Bey. Skype kaynaklı bir sıkıntı yaşandı sanırım. Alo. Evet efendim, ekonomiden bahsediyorduk, ekonomi çarklarından bahsediyorduk tam da bu noktada. Siz neler söyleyerek devam etmek istersiniz? Evet, şimdi ben sizin sesinizi biraz çeviriyorum ama bir dakika. Duyuyor musunuz beni daha? Duyuyorum efendim, sesim geliyor mu size? Tamam, şimdi geliyor. Buyurun efendim, sizi dinliyoruz. Ben devam edeyim o zaman, kaldığımız yerden. Şimdi konuyu şeyde bırakmıştık. Bakın, yani burada kaynak bulmakla ilgili çok önemli bir aşamadayız. Çünkü kaynak isteyen işte kapalı işletmeler var. Hatta çalışan işletmeler de var. Bundan etkileniyor. Hükümet gelirlerini belirli bir seviyede artık çok geç alıyor ya da istediği seviyede alamıyor. Demek
bütün sektörler, devlet de dahil olarak büyük bir kaynağa ihtiyaç var. Tek kurtuluş burada Türkiye Cumhuriyeti olarak görünüyor. Türkiye Cumhuriyeti'nden kaynak nasıl bulunur, nasıl bulunmaz hikayesini onu biraz sonra geleceğim ama başka kaynaklar da aranır mı, aranmaz mı? Biraz belki bu utopik evet. gelebilir. Yani şöyle, belki Avrupa Komisyonu ile ilgili girişimler fazla böyle umutvari bir şey olabilir ama bunu da bir gözden geçirip de bir iyice kapalı olması gereken bir nokta olarak görmek lazım. Çünkü nasıl Türkiye Cumhuriyeti dünyanın her yerinden kredi alabilecek kapasiteye sahiptir, tanınmış bir ülke olarak. Kuzey Kıbrıs Hükümeti bütün kısıtlamalara rağmen Türkiye Cumhuriyeti dışından da başka kaynaklardan da alabileceği kredileri yahut da alabileceği direkt yardımları almaya bütün hedefini koyması gerekir. Şimdi Avrupa Birliği ile ilgili sıkıntılar şuradan kaynaklanır. Biliyorsunuz 2004 yılında Avrupa Birliği çok büyük bir hata yaptı. Ülkeler Kıbrıs Cumhuriyeti'nin iki ortağı olmasına rağmen bir ortağının kararıyla bir taraf tarafından temsil edilen Kıbrıs Cumhuriyeti'ni Avrupa Birliği için aldı. Şimdi bunun üzerine Avrupa Birliği buradan her ne kadar samimidir değildir onu tartışabiliriz ama Avrupa Birliği yaptığı hatayı çok iyi anladı 2004'te. Anladı ama ondan sonra yaptığı hareketlerde çok da istikrarlı değildi. 2004'te yaptığı hatanın üzerine işte protokol 10 diye bir 10. protokol çıkardı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'ni tanımasa bile gerek vatandaşlarına gerekse işletmelerine direkt olarak yardım veya direkt olarak iş yapabilecekleri imkanlar sağladı. İşte bir tanesi bunların Yeşil Hat tüzüğüydü. Güneyle işbirliği iş yapmak güneyle. Güneyden tüze kadar ticareti düzenlemek. Ama bunun dışında bir yardım paketi ortaya çıktı. Bu yardım paketi bir yere kadar başarılıydı değildi. Onu da çok tartıştık ama şimdi gelinen noktada bunun artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tanınmıyor. Tamam bunu Avrupa Birliği tarafından tanınmadığını biliyoruz. Ama işletmelerin yani bankalar olsun, direkt işletmeler olsun bu Avrupa Birliği'nin organları tarafından tanınmaması diye bir olay olamaz. Çünkü komisyonun aldığı 2004'teki karar Kıbrıs'ın Türk tarafındaki bütün işletmelerin de bu kapsamın içerisine girdi. Yani Avrupa Birliği'ye direkt ticari veya herhangi bir iş yapabileceği kapasitesi değil. Şimdi burada bizim hep konuştuğumuz uzun vadeli işte yardımlardır. Yardımları bir tarafa atalım şimdi. Çünkü yardım elde etmek çok zor bir şeydir. Onu ülkeler bakımında işte yardım paketinin içine girmeniz lazım. Bunu bir tek Türkiye Cumhuriyeti size sağlar. Çünkü orada ana vatan, yavru vatan ilişkisi var. Ama Avrupa Birliği ile ilişkiye girerseniz böyle bir ilişki beklemezsiniz. Çünkü öyle bir yavru vatan, ana vatan ilişkisi yok. Orada normal olarak ticari teamüller ya da uluslararası teamüller neler yapar onun üzerinde gidersiniz. Orada ne yapılabilir? Eğer kendi bankalarımızda değil, uluslararası camianın ve bilhassa Avrupa Merkez Bankası'nın istediği statüde raporları sunmamızı kendilerine ve bunların direkt olarak kredilendirilmesini sağlayabilecek. Belki de Avrupa Birliği, Avrupa Merkez Bankası'nın Güney Kıbrıs'a verdiği gibi 750 milyar euro veriyor bütün üye ülkelere Merkez Bankası. Biz de en azından bunun bir 10-15 milyar eurosunu çok uzun vadeli 20 yıllığına ve hatta bunun değerli kısımlarını çok düşük %1-2 faizlerle bankalarımıza enjekte edebilirsek o zaman bizim bu işletmelere ve hatta hükümete de dahi dolaylı olarak kredi verecek bir altyapıyı bankalar nezdinde yapmış olabiliriz. Bu bize en azından bankaların piyasaya sürecekleri uzun vadeli 10 yıllık 15 yıllık çok düşük %2-3 faizle verebilecekleri kredilerin imkanı açmış olabilir. Bu da birçok işletmeyi çünkü düşünün siz %1-2 olsun devlet bir kısım şeyler olsun birçok işletmenin can suyu gibi oluyor. Ve birçok işletmenin çok uzun zaman faaliyetlerini götürmesine söylüyor. Tabii ki işletmelerin doğru dürüst belirli zaman sonra yani bu krizi atlattıktan sonra tekrar çalışmalarını eski haline sokup çalışmalar aynı şekilde devam edeceği varsayımıyla bu yapılıyor. Bunun da hesaplamaları yapılıyor. Bunun detayına girmek istemiyorum çünkü bu çok teknik bir konudur. Teknik bir şekilde açıklaması gerekir. Şimdi tekrar olarak bunu Avrupa Komisyonu'ndan dönecek olursak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türkiye ile olan ilişkileri biliyorsunuz. Yani Türkiye ile olan ilişkilerini ana yavru ilişkileri yıllarca devam etti. Türkiye bize ana vatan, yavru vatan ilişkileri ne zaman takım okulda olduğumuzda bulundu. Çünkü oradaki ilişkimiz farklıdır. Manevi bir ilişkidir. Etnik kökenimizde hep aynı şey olduğu için birbirimize olan bağlılığımız söz konusudur. Ama iş devletler düzeyine geldiği zaman Türkiye Cumhuriyeti'nin Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti devletler bazında yaptığı tamamıyla anlaşmalar çerçevesinde protokollara uymak gerekir. Şimdi biz
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak yıllardır devlet olduğumuzu, kendi kendimizi idare edebileceğimizi, herhangi bir Kıbrıs'ta bir çözüm halinde Kıbrıs Rumlarla eşit olacağımızı iddia ediyorsak, o zaman Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'nin de çok etkili, güçlü, Türkiye Cumhuriyeti ile yaptığı anlaşmaları yerine getiren, Türkiye Cumhuriyeti'nde istediği zaman kredi alabilen, Türkiye Cumhuriyeti'nde istediği zaman onları harekete geçirebilen bir güçte ve hala olmamız gerekiyor. Bu hükümetler açısından zaman zaman olur gibi oldu, zaman zaman olmadı. Ama geçmiş şeyine baktığımız zaman protokollarda popülist davranmamız yüzünden protokollerin takıldığı şeylere rastladık. Takıldık sonra biz Türkiye Cumhuriyeti geri durmaya başladı. Takıldık sonra geri durmaya başladı. İyi şeyler yaptık ama bunun anlamında çok kötü şeyler de yaptık. Ne oldu? Sonunda biz almamız gereken, yıllarca almamız gereken birçok doğru dürüst fonlamaya ve kaynağa ulaşmada imkan bulamadık. Şimdi geldiğimiz noktada biz Türkiye'den bir kaynak arayışı içine girdik. Şimdi Türkiye'den gelecek kaynağın, Türkiye Cumhuriyeti'nin hele bugünlerde yaşadığı, onlar bizden çok daha büyük bir şekilde bütün işletmeleriyle milyonluk bir nüfus ve milyonluk işletmelerle beraber çektiği sıkıntıların çok iyi farkındayız. Onun için yani kendi derdiyle uğraşan bir şeyin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'yle bu anda hemen işte size şu kadar para verelim demesinin imkanı yok. Zaten öyle bir şey beklemek de bizim açımızdan çok büyük bir haksızlık olur. Bu bakımda Türkiye Cumhuriyeti'yle yapılacak olan herhangi bir kaynak arayışının ayakları yere basar, gerçekten bize verildiği zaman bizim işletmelerimizin faydalanacağı, gerçekten bizim işletmelerimizin bundan dolayı uzun zaman verileceği bir formülasyon olması lazım. Bana göre ya devlet şimdi beklenen, ben hükümetten onu görüyorum etrafta insanlar, yani hayır sıkıntı olan insanlar da borç alıp da borcu kapatmak istemeyen insanlar, ama hükümet eylemlerin de direkt para vermesi belirli bir süreye kadar olabilir. Belirli bir süreden sonra hükümetin işletmelere para vermesi demek her şeyin devletleştirilmesi demektir. Yani o zaman özel sektör mentalitesi ortadan kalkıyor. Demek ki bir yere kadar hükümet destek olur işletmelere, bir yere kadar ayakta kalmalarına, istihdamları devam ettirmesine ve işlerinin kapanmamasına yer olur, ama bunu elemelet devam ettiremesine gibi olmayan bir hükümetinden bunu beklemek çok büyük haksızlık olur. Bunun yerine olması gereken, bana göre çok uzun vadeli, biraz önce Avrupa Birliği olayında bahsettiğim olaydı bu. Avrupa Birliği olayında olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti'nde Merkez Bankası ile bu bahsettik gerekecek bir sistem. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin de garantör olduğu ve hareketli olduğu bir sisteme geçilecek. Büyük miktarda çok uzun vadeli ve çok düşük kredilerle bizim işletmelerimizin uzun vadeli finanse edilmesi lazım. Bunun için de bence şartların dönmesini, insanların mevcut kredilerini ödeyebilmesini, personeli ödeyebilmesini ve mal tedarik edebilmesini hesaplamaları işletme bazında hesaplıyorlar. Bu belki de küçük işletmelerde %70-80 oranında bugün borçlu olduğu rakamın üzerine atılması, daha orta işletmelerin %50 oranında, büyük işletmelerin %25 oranında olarak düşünebilir. Böyle bir kaynak elde edilerek bu merkez bankaları yönünde ve bunun garanti edilmesiyle verilir. Yani garanti, bu kredi garantisi verilmek sürekli, devlet garantisi verilmek sürekli verilir. Ve böyle bir işletmelerin değil 3 ay, değil 6 ay, 2 sene faiz veya kredi taksidi ödemeden, mevcut alacakları krediyi ödemeden 2 sene sonra başlayacak şekilde bir el yapılandırılması gerekmesi gerekir. Çünkü biz bence biraz önce bahsettik. Üniversiteler durdu. Turizm durdu. Bunlara bağlı işletmeler durdu. Bunların çarkları ne zaman dönecek? Ne zaman talebe gelecek? Ne zaman uçaklar uçacak? Ne zaman insanlar güvenliği seyahat edecek? Ne zaman kalabalık yerlere gelmeye başlayacak? Çünkü biz de biliyorsunuz bu kazinolarla, büyük otellerin yapılmasıyla daha kalabalık insanlar geliyor. İnsanlar büyük ihtimalle gelecekteki turizmi daha küçük yerlere, köy yerlerine, bu doğa turizmine yönelmeye başlayacak. O zaman biz buna hazır mıyız? Bunun da hesabı daha yapılmadı. Turizmde nasıl bu otelleri dolduracağız? Peki efendim, size şunu sormak istiyorum. Bunlar böyle 3 ayda, 5 ayda, 6 ayda, 8 ayda, 10 ayda çok süratli insanlar unutup da başlayacağı bir şey değil. O zaman bizim süratli bir şekilde bu bütün işletmelerin ihtiyaçlarını tespit edip, bankadaki krediyle mi tespit, ödeyecekleri ve devlet tespit, ihtiyaç durumunu bir ortaya çıkarıp, ileriye yönelik, yani 2 yıllık ihtiyaç, 2 yıl ne kadar mı bunun faizsizle geri ödemesi olduğu zaman faiz kaybını bankaların karşılanacak, bunlar kredilerin taksitleri 2 sene sonra başladığında nasıl ödenmeye başlayacak diye bir finansman planı yapılması, bence bu ülkede
çok önemli şekilde şartları ileriye götürmeye başlayacak gibi geliyor. Bu yapılmadığı takdirde ben ekonomide zaten %30 bir küçülme bekliyorum. Hükümetin öyle çok zayıflamış olacak. İşletmeler de çok zayıf olacak. Bizi çok büyük hasar ettiler. Peki efendim, size şunu sormak istiyorum. Şimdi bakanlık açıkladığında aylık 600 milyon TL civarı bir rakam gelir elde ediyordu maliye. Şimdi 150 milyona düştü. Aylık 450 milyon TL gibi bir açık oluştu. Bunu 3 ay düşünürsek bu rakam 1 milyar 350 milyon TL gibi bir rakama tekabül edecek. Daha sonra işletmelerin kendi açıkları zaten şu an iş yapamamaktan kaynaklı büyümeye devam ediyor. Bunlar da kredilerle önlerini görebilmek adına ileriye biraz kendilerini atmak için kredi çekip borçlanacaklar. Daha sonrasında dünyada ekonomik verilere baktığımızda çok da önünü görebilen bir seyir şu an yansımadı. Dövizde yükseliş var. Ona keza petrol fiyatlarında bir düşüş var. Bunların hepsini değerlendirdiğimizde bu buhran dünyayı da kasıp kavurur mu? Yani sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti özelinde değil, dünyanın genelinde nasıl sonuç verir? Şimdi o sorumuzun sonundan başlayayım. Tabii ki dünyayı da kasıp kavuracağı konusunda bir beklenti var. Yani bilhassa ekonomik örgütlerin, ülkelerin ekonomi yönetiminde olanların anlattıkları bir küçülme yaşayacak dünyanın. Yani büyük ülkelerde belki bu %5-6 olur ama birçok ülkede %10'lar civarında olacak. Ama biz bunları tamamıyla dışında olduğumuz için, yani dıştan kredi alma layınlarımız, yani hatlarımız çok zayıf olduğu için ve kendi içimizde küçük bir ekonomimiz olduğu için, bir de kapandığımız için daha fazla, bizim tekrar takları döndürmemiz daha uzun bir zaman aldı. Bundan dolayı belki bizde herkes %20 bekliyor düşünüyor ama %30'larda bekliyorum esas iki lokomotif sektörün kapanmasından dolayı. Çünkü dünyada bu, bence dünyada bir gerileme ve insanların harcamalarında kısıtlama yapması beklenti içindeydi. Çünkü insanlar farklı bir gözle baktı bu hastalık yayılmasından itibaren harcamalarında bir gerileme oldu. Hayat kaygısıyla, yaşamama kaygısıyla, hasta olmama kaygısıyla insanlar daha çok kendilerine ve çevrelerine ve ailelerine sahip çıkma ihtiyacını duydu. Bu da tabii ki o eskiden harcayalım, gidelim, gezelim, edelim şeyini bir yerde geriye attı. Bu bütün dünyadaki insanlara, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti böyle aynı şekilde devam ediyor. Bütün geri adım atmalarına sebebiyetleri. Şimdi bu iş diyelim ki ümit ederim 3-4 ayın içerisinde başlar artık hareketler. Yani biz bu hareketlenmeyi beklersek hükümetin de çapları dedik biraz önce bahsettiniz. 600 milyon TL'lik bir harcaması var. Ve biraz da maaşlara gidiyor bu paranın ve emeklilere gidiyor. Şimdi eğer hükümet 150 topluyorsa bugün, yarın 100 toplayacaksa 450 milyonu borçlanmak üzere. Hadi diyelim ki devlet 3 ay, 5 ay, 10 ay 2 milyar, 3 milyar hiç borçlanmaya gidiyor. Ama 10. ayda eğer bu iş 6 aydan sonra, 8 aydan sonra devam edecekse hükümet de zora girmeye başlıyor. Bırakın işletmeleri, hükümet de zora giriyor. Aynı şekilde işletmeler de hadi diyelim ki kredi hatlarını kullandılar, bulabilen. Girdiler, biraz birkaç kuruş para aldılar. Ve baktılar, çatlar dönmüyor. Ne olacak? İstihdamı durdurmaları gerekiyor. Bir yön işçi çıkıyorlar. Hükümet bununla baş edebilir mi? Baş eder. Ondan sonra bir yön insan işçi, bir yön iş yeri kapanmış. Siz burada bir kaos görüyorsunuz. Bunu önlemek için hükümet de bunu vererek, yani 100 sene daha herkese bana versin. Versin, bence de versin. Çünkü hükümetin bugün herkese para vermesi gerekir. Bunu kesinlikle hükümetlerin görevidir. İşsiz kalan, muhtaç olan insanlara yardımcı. Ama onu da verebildiği kadar verebilecek. Biraz önce anlattığım işte belli kapılar, Türkiye Cumhuriyeti'nin finans kapısı, Avrupa'da bir eğer imkan varsa, bankalar üzerinden finans kapıları açılsa belki bir hareket olabilir. Onun için Türkiye ile olan kaynak şeyinde de Türkiye Cumhuriyeti'yle ciddi şekilde bırakın hibeyi bir tarafa, ona kadar çok uzun vadeli bir kredi anlaşması da çok düşük faizlerle ve kredi garantileriyle girilirse bu iş rahatlar. İnsanların birçoğunun derdine ne biliyor musunuz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin insanları?
görüyorsunuz özel bankalara gittiği zaman kefil aranıyor, teminat aranıyor. İnsanlar artık zaten mevcut borçlarındaki teminatlarda kefiller, dolayı kefilleri yenilenen bir diyetlerine çevirerek giremeyeceklerini düşünerek insanlar bir muhakkak bir sunuyor. Onun için ben demin bu yeni bir kredi arayışında faizlerin en az 2 sene ödenmediği, taksitlerin ödenmediği ve çok düşük faizlere yapıldığı, devlet garantisi olduğu ve teminatların ve kredilerin bir tarafa atıldığı bir ortam yaratılması, yani bunun da garantörü devlet olması lazım. Eğer çatları gömülürse zaten devlet 2 sene sonra istediği paraları toplamaya başlayacak. Zaten işletmeler toplayacak ve bunun konuştuklarımızı konuşmamış olacak. Onun için ciddi bir finansman hesaplamasının çok ciddi bir şekilde yani bu işin uzmanlar tarafından yapılıp da bunun sunulması gerekiyor. Çok süratli hareket edilmesi lazım. Evet efendim. Alo. Duyuyoruz efendim biz. Artık programımızın da sonuna doğru geliyoruz. İsterseniz son mesajlarınızı da alalım. Evet, şunu söyleyeyim. Yani hepimiz büyük bir ekonomik çalkantının içindeyiz. Bunun yani bilinmeyeni planı yapmak çok kolay değildir. Herkes bir şekilde bir telaş içindedir. Yani yavaş yavaş sağlık sorunları devam ederken bir de ekonomiyi yavaş yavaş hissetmeye başladığında şimdi ikisi beraber çok büyük bir travmatik durum ortaya çıkarıyor. Onun için benim son olarak söylemek istediğim, yani hükümetten de isteğim bu. Sürekli bir şekilde bu finansman yönünde mesela likiditeyi sağlamak konusunda ve likiditeyi sağlama dışında işletmeleri ve döner sermayeyi sağlama sonunda kendisine de bir kaynak bulma sonunda ki belirli muhtaç olan kesimlere de yardım etmesi açısından çok sürekli şekilde ayakları yere basar ve ayrıca dişe diş kavga edilecek bir planla ortaya çıkılması. Bu önce Türkiye Cumhuriyeti bu konuda çok sarf, çok şekilde bir sarsılması gerekir. Çünkü tek kapı o Türkiye Cumhuriyeti. Onlar bize duyarsız değiller ama bizim de onları zorlamamız gerekir. Çünkü onların da kendi dertleri var, kendi sıkıntılarıyla uğraşıyorlar. Ama bu konuda onları zorlamamız gerekir. Hayır, diğer tarafta Avrupa ile ilgili anlattığım konularda bir dönemlesinde fayda var. Belki de bir kapı açılır. Peki efendim. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. İyi günler size Mahmut Bey. Sağ olun. Evet efendim, gazetenin yine sonuna geldik. Yönetmen arkadaşımız Örsan Balıkçıoğlu ve teknik sorumlu Onur Şeri'ye teşekkür ederiz. Yarın görüşmek dileğiyle. Esen kalın.